Koş 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 Kadir Bey, koş 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 koş, toplayalım koş. Bunları alayım buradan. Meral abla, onları biz nereye koyalım? Bunu... Şu masanın üstüne koyalım, dur. Ben bunları buzdolabına alıp tamam, da makineye ablam, yerleştirsek. Tamam, onları buzdolabına. Şu bezimizi kıyalım. Evet Kadir, nereden başlıyoruz? Bulaşık makinesinin arasında. Bulaşık makinesinden başlayacağız. Sen o arayı nasıl unuttun Meral abla? Arayı nasıl unuttum? Ay heyecan yaptım, heyecan. Kadir Bey, nerede heyecan yaptım. Sen geliyorsun, sen geliyorsun. Bismillah. Açıyorum şimdi bulaşık makinemizi. Gene torna tesviyeci Rıza gibi yaptım yere. Ne yapıyorsun, ne arıyorsun Kadir? Bak şu arası var ya. Benim gözümden kaçan yer mi? Evet, gözünden kaçan yer. O arada senin aklına başka bir şey geldi demek ki. Sen burayı böyle bir heyecandan bir unuttun. Kesin unutmuşumdur. Kesin. Şöyle alıyorum. Her yeri siler ovaları. Aman bir bırak bundan, kurtuldu bu seni. Hanımlar. Hadi Pakize, hadi. Eğer ki, aa bak Pakize'yi de bir hadi Pakize, eğer hadi ki bulaşık makinenizin bu kayınvalide arası olmasını istiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız, o zaman bulaşık makinenizi Ankastre bulaşık makinesi alın. Kesinlikle onların kayınvalide arası yok, bilginiz olsun. Yeni gelinler, kayınvalideyi yavaş yavaş gözden çıkarın. Evet, bezimizi yıkıyoruz şimdi. Meral abla, fincanları şöyle kenara alırsan. Hemen alıyorum. Bak gördün mü bak. Hemen aldım. Çıktı. Bunları makineye dolduracağım. Aspiratörün alt kısmında biraz nokta nokta yağlanmalar var. Hadi tüyolar ver bana. Ben de onun eğitimini aldım, gittim ama bana tüyolar ver. Senin sertifikan duruyor mu evde? Getirdim, getirdim. Getirdim. Muhakkak onu göster bugün bana. İspatlı. Yani ben zaten inanıyorum da hanımlar merak ediyorlarmış. Hanımlara ben göstereceğim. Finalde söyleyeceğim evet sertifikası vardı diye. İş güvenliği sertifikamı getirdim. Katıldığım seminerin baskı yapıldığı dergiyi getirdim. Yakınlaşsa kapıp getirin hemen. Sen al da gel onu. Hemen getireyim mi? Getir, getir. Getirdim. Bakın altlarında kalmışlar. Sarısı. Bak 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 Kadir Bey. Kadir ayıp ama bu tetiğin. Ne dedi be? Meral Hanım siz yokken ne dedi biliyor musunuz? Ne dedim ya? Ne dedi ne dedi? Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz dedi. Buraları yağlı olduktan sonra sertifika göstersen ne olur dedi. Aa, inanmıyorum. İnanmıyorum. Alın size sertifika iş güvenliği. İnanmıyorsan al bak. Katıldığım seminer. İnşallah. Bak bak bak. Benim temizliğimden mi şey yapıyorsun? Kızım hangi gazete küpürü? Sayın Meral Bazan, 6331 sayılı iş ve sağlık güvenliği yasayı gereğince çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri usulü kazanmış, 8 saat eğitim almış. 5 Nisan 2014, ben 19 yaşındayım. 8 saat yazıyor ama biz ona en az bir 2 ay gittik. Siz burada neredesiniz? Burada neredeyim? Bak şu yeşilli kırmızılı başörtülü. Aaa şu mu? 3000 kişi var orada. Ya da 3000 kişi içinden seni nasıl denk getirmiş? Kameramana para mı verdin benim? Hayır. Diye? En önde konuşma yapmıştım. Aa, temizlik firması bu. Şirketin adını biliyorum, açıklamıyorum. Peki bir şey diyeceğim. Bu iş güvenliği eğitimi, bunun temizliği nerede? Ama bu eğitime gittiğin zaman 2 ay boyunca gidiyorsun. En son bu sertifikayı almadan önce bir sözlü yazılı mülakata giriyorsun. Tabii ki bunlar benim sertifikam değil mi? Dış... Onur belgesi bu. Evet, onur belgesi. Ben ev hanımıyken bunları aldım hanımlar. Ya görüyor musunuz? Ya, ev hanımıyken bunları aldım. Peki, teşekkür ederim. Benim ablacığım, arkamdan dedikodumu yapma, mutfağım temiz. Ben ağzımı bile yapma, açmadı. Onlar ne ki? Ne oldu? Allah aşkına ne oldu? Yine bir şey söyledi. İki fotoğraf gösterdi gitti dedi. Yemek için de getirip aşçılara da göstereyim mi? Aa, o da mı var? Aa. Al gel. Aa. Hayır, iş güvenliği eğitimi o. Temizlikle alakası yok. Bilmiyorum artık. İş güvenliği eğitimini biz de aldık hastanede. Ketalı fişte unutmayın. Yok camdan düşmeyin, uzak. Senin eğitim aldığın belli. Camlardan inmiyorsun. Hayır, saçmalama bak. Hastanenin içinde kenarda poz istasyonu var. Diyor ki ketalı fişte bırakmayın. Bütün gün oradan radyasyonun altını alıyorum. Ketalın derdine düşmüş. Hayır, bununla temizliğin ne alakası var? Temizlik oryantasyon eğitimi değil ki bu. Ben karışmam. Ben hastanedeki eğitim belgelerimi ne yaptım? Keşke onları astaydım. Bakın, bakın, bakın. Canım ablam. 30 tane şef aşçıyla çalıştığım yemekhane. Fotoğraf çekilmiş. Fotoğraf mı çekilmiş? Baksana, ekranı büyüteceğim. Bak dış ses. Kıyafetine bak.
Yaka kartıma bak. Ben dışarıdan mı çektirmişim? Peki de burada yemek yapmıyorsun ya ama ama da... orada görevliyim. Bu şey gibi oldu. Geline damat resim çekiyoruz. Nikahı ben kıydım. Hayır. Belirli saatlerde plazanın katlarında temizliği belirli bir saat... Bu kim? O benim babaannem rahmetli. Ay rahmetli nur içinde yatsın. Oraya mı girdin sen? Ya sen niye kadın telefonu kaçırıyorsun? Sen niye oraya giriyorsun? Kadın delili konuşuyor bak. Bak yaka kartıma yoyoya kadar var. Neden şeyi inkar ediyorsun? Meral abla bilmiyor. Kız ben elimi bahane şey uydurma dedim. Yürü. Bahane yemin ederim ağzımı bile açmadım. Bahane uydurma yürü. Sertifika diye fotoğraf getirdi. Ne oluyor kadın? Açık bulamadı. Açık bulamadı. Güzel bekleyin. Çıkmışsınız ama. Peki. Hadi bakalım. Oradaki yağlar niye kalmış? Bulaşık makinesinin arası niye kalmış? İşte onu sana soracaktım. Sen çok şimdi bilgi veriyorsun. Senin bilgine de güveniyorum. Belki bende bir eksiklik vardır. Estağfurullah. Unutmuşluk olabilir. Şimdi ben bir dolabın üstüne bakmak istiyorum. Kadir ne arıyorsun Kadir? Şimdi Meral abla. Kadir bunu... her gün tavanda mı iş yapıyoruz biz? Her gün değil de en az ayda bir kez çıkmıyor mu buraya? Bak çıkılıyor, çıkılıyor. Şu başlıkları yapış. Bir de bu son niye böyle duruyor? Tutankamon'un mumyası gibi. Onun şeyi çıkıyor. Ne? Sildikçe sildikçe alçıpan gibi bir şey çıkıyor. Kadir orada ne var bize de göster. Bekle. Oraya boyum yetişmiyor ki. Ver bakayım kamerayı sen bana. Şöyle tutayım ki görünür. Oraya kadar yetişemiyorum ama. Ay ne güzel çektim bak. Gayet net. Alçıpan mı çıktı? Bak kameraman gibi şöyle kaydırarak çekiyorum. Ah Kadir ne arıyorsun, ne arıyorsun? Şuradaki karartı kısım kalmış örümcek ağlarıyla. Oraya yetişemiyorum yalnız. Şimdi ben yetişeceğim. Ver bana yağ sökücüyü. Yeşili. Yeşil gibi yeşerir, yeşil yere döşenir. Senin gibi güzeli sevmeye kim üşenir? Yol verin dumanla dağlar, dağlar. Söyle canım ayrılık mı var? Sana dua edeceğim Kadir, oraya yetişemiyordum. Ne demek abla? Sana dua edeceğim. Hadi burayı silme şerefine. Hoplama bankize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hoplama bankize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Hopa! Evet. Oh. Bak, bak, bak. Kar Kadir, beyaz, kar beyaz. Kadir iyice sil, iyice sil. Ben yetişemiyorum zaten. İyice sildim ama örümcek ağlarını da alıyorum şimdi. Aa. Sen bir tür yıka. Ellerine, kollarına sağlık. Kadir Bey. Efendim abla. Şimdi bu temizlik programında senin programının çok hayranları, fanları var. Ay Allah razı olsun. He? Bir kadının temizlik yapmasını bez yıkayışından, sıkışından anlıyormuş. Evet. Ben de iddialıyım. Diyorum ki eğitime gittim, işte çalıştım, sıfırdan 40'a çıktım. Benim bez yıkayışımdan, sıkışımdan anlar mısın? Hadi bakalım buyur o zaman. Bismillah diyoruz. Hadi bismillah. Meral Hanım bez yıkama konusunda iddialı eğitim aldığını da söylüyor. Ooo bak 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 şovu kes. Oh bezin şu ucunu şöyle şöyle birleştirdin ya beni benden aldın işte. Bir de o bilezikleriyle şıngır şıngır. Bir şey daha göstereyim. Bezi katlıyorsunuz. 4 kat yapıyorsunuz. 4 aşamada bezi kullanabiliyorsunuz. Bir yüzeyiyle siliyorsunuz. Çeviriyorsunuz ikinci yüzeyi, arkasını çeviriyorsunuz, 4 yüzeyini de kullanabiliyorsunuz eğitimden gördüğümüz. Bir bezle tam 4 kere silebiliyorsunuz. Canım ablam nasıl işi güzel öğrenmiş. Beğendin mi? Şu taktiği bak çoğu kadında görmüyorum, bayıldım. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bezi durularken şöyle akordiyon gibi, bezi şöyle elinde biriktirip, görüyor musunuz? Şip şak! Beğendin ama değil mi? Bayıldım. El sıkmak istiyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani iş yapan kadın bezini sıkmasından belli olur. Bazı yerler kalmış. Telaştan herhalde onları unuttu. Telaştan unuttum. Heyecandan unuttum. Etapta göreceğim ben sizi.
Evet. Meral Hanım, şimdi bir temizlik kitabımız var. Tamam. Size kirli bir ürün vereceğiz. Tamam. Evdeki deterjanları kullanarak temizlemenizi isteyeceğiz. En hızlı ve en temiz yapan artı 2 puan alacak. 2 puan. Tamam, 2 puan da 2 puandır. Hadi bakalım. 2 puan da 2 puandır. Deterjanlar da senden. Ne kullanıyorsan normalde ablam onları kullanacaksın. Tamam. Başlafa verelim, doldur sen. Tamam. Peki o zaman, uzun lafın kısası, hazırsanız en amarat benim de son günde iddialı Meral Hanım bakalım kirleri çıkarabilecek mi? Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun efendim. Bizim güzellik adı. Çok güzellik adı. Bek, abla banyoya gidiyoruz. Gel salona değil. Canın abla, heyecandan. Temizlikte sertifikam var. Temizlik üzerine eğitim aldım. Bunun üzerine hiç kimseyi tanımıyorum. Düzenli, tertipli, hijyen. Kendim üzerine rakip tanımıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.